İyi akşamlar. Birlik Zamanı programının bu haftaki konuğu 22. dönem AK Parti milletvekili Sayın Osman Nuri Filiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İzin verirseniz ben sizinle ilgili izleyicilerimize kısa bir bilgi vereyim. Ondan sonra programımıza başlayalım. Sayın Osman Nuri Filiz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Hem de iyi dereceyle. Daha sonra Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Endüstri Mühendisliği dalında yüksek lisans yaptı. Eğitimine yine Devlet Lisans Okulu ve Self of College İngiltere'de lisans ve University of Michigan'da ABD'de planlama eğitimi görerek devam etti. Daha sonra çeşitli kurumlarda görev alan Sayın Osman Nuri Filiz, Başbakanlık'ta danışman olarak çalıştı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nde, daha sonra Başbakanlık Müşavirliği'nde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çok fazla kurumda, vakıfta, dernekte görevleriniz var. 3 eseri bulunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İlk soruyu ben soracağım. Programımızın ismi malumunuz olduğu üzere Birlik Zamanı. Biz birlik, beraberlik konusunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz, çok önemsiyoruz. Nitekim dünyada da baktığımızda din, dil, ırk, mezhep ayrılıklarının hep fitnelere, ayrılıkların kaynağı olduğunu, fitnelere sebep olduğunu, ayrılıkların kaynağı olduğunu görüyoruz. Özellikle de İslami coğrafyaya baktığımızda bu ayrılıkların maalesef 10 yıllar boyunca hep kan dökülmesine, toplumsal huzursuzluklara, birçok şeye mal olduğunu görüyoruz. Allah bize Kur'an'da birlik olmanın farz olduğunu söylüyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diye şeytandan Allah'a sığınırım buyuruyor Allah. Dolayısıyla biz birliğin önemine inanıyoruz. Sizin de bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim? Bu Müslüman coğrafyadaki durumla beraber tabii göz önünde bulundurulduğunda. Şimdi öncelikle teşekkür ederim böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için. Ben önce ülkemizden başlamak istiyorum. Ülkemizde gerçekten birlik ve beraberliği içerisinde uzun yıllar yaşayan insanlar var. İnsanlar arasında hiçbir ne din bakımından, ne ırk bakımından, ne de herhangi bir mezhep bakımından bir ayrılık yok. Ayrışmamıştır daha doğrusu. Halk arasında böyle bir ayrışma yoktur. Ben Türkiye'nin hemen hemen bütün illerini dolaştım. Görevim itibariyle dolaştım. Ne Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Arabıyla. Bu insanlar arasında hiçbir farklılık yok. Her yerde ben bir Batı Anadolu insan olarak Doğu Anadolu'da daha fazla itibar gördüm. Karadeniz'de de itibar gördüm. Dolayısıyla bu insanlar benim Batı Anadolu'dan bir insan olarak bağrılarına bastıklarını gördüm ben. Mesela Van'da 1988 yılında o bölgeye gittiğimizde ve o dönemde bir takım olaylar başlamıştı. Ben hiçbir koruma görevlisi almadan günlerce Van'da dolaştım, Diyarbakır'da dolaştım ve gecenin ikisinde üçlerinde yurtları denetledim. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir yanımızda bir koruma yok. Bu insanların herhangi bir maksadının olduğu kanaatinde değilim. Fakat Türkiye'de ne yazık ki suni olarak bir Kürt-Türk çatışmasına doğru itmek için uzun yıllar bir gayret var. Hem bununla içten bir takım güçler hem de dış güçler dolayısıyla bunu uzun yıllar bu ülkede maalesef, ama yine de şunu söylüyorum, halkımız arasında herhangi bir birlik ve beraberlikte bir sorun olduğu kanaatinde değil. Bizde aynı kanaatimiz. Suni olarak maalesef Türkiye'de yaratılıyor. Çorum olayları aynı şekilde yaratılmıştır. Malatya olayları aynı şekilde, Maraş olayları aynı şekilde yaratılmıştır. Mezhep bakımından da. Mesela benim bölgemde mezhepçilik yoktur. Denizli'deyim. Yanı başımızda bir Alevi köyü olmasına rağmen biz onlarla kardeşçe geçindik. Hiçbir sorunumuz olmadı. Ben mesela yöneticiyken benim bir bölge müdürüm Alevi'ydi ama ben 20 yıl bu insan görevli yaptı. Ve ben o insan fevkalade iyi hizmetler aldık, gördük. Dolayısıyla bu insanlar arasında ne görev bakımından ne de insanların ilişkiler bakımından herhangi bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Komşuluk ilişkileri tabii, tabii özellikle değil mi? Kız alıp kız vermeler, özellikle Kürtlerle Türkler arasında herhangi bir sorun yok. Sadece sınırlı sayıda
Alevilerle Sünniler arasında bir takım kız alıp vermede birazcık tereddütler varmıştı. Ama o da son zamanlarda bu da kalmadı diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'de yani inanın ülkemiz insanları çok iyi. Bu insanlara dışarıdan müdahale edilmemeli. Sünni olarak bu insanları üzerine gidilmemeli. Özellikle bugüne kadar bu işe ciddi bir şekilde ülkenin birlik ve beraberliğine hükümet olarak Özal hükümeti ve AK Parti hükümeti ciddi olarak bunlar bu meseleye iyi girdi. Ve gerçekten bugün gelinen ortam hakikaten takdirde şayan bir iştir. Yani Türkiye'de birlik ve beraberliğin kısa bir süre içerisinde olmasa bile uzunca bir süre içerisinde Sayın Başbakan'ın 10 yıldır mücadele sonucunda beraber oturabiliyorsunuz. Aynı sofraya oturabiliyorsunuz. Dün konuşulmuyordu, görüşülemiyordu. Ama bugün beraberce oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz, tartışabiliyorsunuz. Tartışmadan, sorunları dinlemeden sorunlara çözüm bulunamaz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik dışarıdan etkilere bizim halkımız da kulak asmıyor. Bu tahriklere de gelmiyor. Zaman zaman geldiği olaylar oldu. Ama kısa sürede bunlar çözümlendi diye düşünüyorum. Evet, esasında Güneydoğu halkının çok güçlü imana sahip olması herhalde vesile oldu buna. Yani doğuda sağduyu, evet. İmana sağduyu, yani hem inançlı olması, sağduyu. O insanlarla mesela ben 98 yılında Batman'a gittim. Batman'da Sayın Şıray Saygın devlet bakanımızdı. Aile ve kadından sorumlu devlet bakanıydı. Onunla beraber gittik. Oradaki memurlarla konuştuk, vatandaşlarla konuştuk. Orada toplu nikah merasimlerimiz vardı. Onlara katıldık. Uyuşturucu mücadeleyle ilgili bir çalışmamız vardı. Onlara katıldık ve inanın o insanlar, orada birisiyle tanıştım ben. O insan beni daha sonra buldu. Ankara'da buldu. Ve bu insan benim hiçbir zaman yakamı bırakmadı yani. Gerçekten benim kendi memleketimdeki bir insan o kadar bana sıcak gelmedi. Yani onun için yani batısı, doğusu, güneyi, kuzeyi falan yani insanların hiçbir şekilde ayrım yaptığı kanaatinde değilim. Ve olmaz da yani bu insanlarda bu düşünce. Sağduyu hakim. Yani bu milletin İnşallah. İçerisinde sağduyu hakim. Maşallah. Efendim Türkiye tarihi ve coğrafyası itibariyle birçok zengin kültüre, medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer, beşik olmuş olan bir ülke. Bu ülkenin konumu çok önemli. Yani doğu ile batıya rahatlıkla ulaşabileceğiniz çok önemli merkezi bir konumda. Ayrıca dediğim gibi çok çeşitli kültürler gelmiş geçmiş. Ve her biri de uzlaşı içinde bir arada yaşamış bu topraklarda, sahibi olduğumuz topraklarda. Birçok bence ülke Türkiye'nin böyle bir stratejik öneme sahip olan bir yerde bulunmasının farkında. Acaba Türkler böyle bir şeyin, böyle bir merkezde bulunmamızın farkındalar mı? Allah'ın bize verdiği bu nimetin öneminin farkındalar mı acaba? Şimdi bunun tabii... Türkiye 1980'lere kadar dünyaya kapalı bir ülkeydi. Ticaretiyle kapalıydı, sanayisiyle kapalıydı. İşte Kıbrıs dolayısıyla ambargo uygulanıyordu. Kendi kabuğuna çekilmiş bir ülkeydi. Ne komşuyla ilgileniyor, ne dünyadaki siyasetle, uluslararası siyasetle ilgileniyor. Tabii o dönemde Rusya güçlü bir ülke, demir perde ülkeleri. Batı ile çok fazla teması yok, sıkıntılar var. 1983'ten sonra Özal hükümeti ilk önce ekonomik alanda dünyaya açıldı. Bu ekonomik zincirleri de kırarak açıldı. Ve dünyaya açılması ister istemez. O arada biliyorsunuz 90'lı yıllarda da başında Rus İmparatorluğu, Rusya parçalandı, Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktı ve o dönemde hiç kimse kapılarını açmazken biz o dönemde Azerbaycan'da ve Türk Cumhuriyetlerinden 200 tane öğrenciyi biz buraya getirdik.
200 tane insan daha Rusya'dan tam bağımsızlığını kavuşmadan bir insanları getirdik. Türkiye'yi tanısınlar diye ve biz bunları 15 gün süreyle Türkiye'de misafir ettik. Her tarafı gezdirdik. Dolaştırdık. Türkiye'yi tanısınlar. Ve bunlar gittiler. Arkasından bunlar tek tek bu ülkeler bağımsızlıklarına uğraştı. Ve Türkiye tabii çok büyük bir coğrafyaya insanlarına hizmet etmek zorunda. Yani Adriyatik'ten Çin denizine kadar. Buralarda hep Türk var. Veya Türk dostu var. Türkiye ile yani samimi ilişkiler olmak isteyen insanlar var. Dolayısıyla Balkanlara baktığınız zaman aynı şekilde. Kafkaslara baktığınız zaman aynı şekilde. Dolayısıyla buradaki insanlarla temas kurulması lazım. İran'da var. Azerbaycan'da var. Balkanlar'da var. Suriye'de var. Suriye'de var. Rusya'da. Ve diğer ülkelerde var. Her yerde var. Her yerde var. Ve bunlar için Özal o zaman TİKA diye bir kuruluş kurdu. Bunlara hizmet götürmek için. Şu anda TİKA çok faal durumda. Buralara gerçekten hizmetler götürüyor. Dolayısıyla bu iki hükümet, yani AK Parti ve aynı zamanda Özal hükümeti, bu ülkelere bunun farkına vardılar ve buralara hizmet etmeye ve buradaki insanların ve tarihi ve kültürel değerlere de sahip çıkmaya çalıştılar. Gerçekten ben hem Özal'a da özel rahmetleniyorum bu arada. Allah rahmet etsin. Ve gerçekten bizim hükümetimizde, AK Parti hükümette bu konuda ciddi bir şekilde bunun konulara değiniyor, gidiyor, uğraşıyor ve buralara gereken yardımı da yapıyor. Evet. Ben biraz azınlıklar konusuna da değinmek istiyorum. Türkiye'ye Osmanlı'ya, yani geçmişimize baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu zamanında farklı ırklardan, milletten insanların hep böyle barış ve uzlaşı içerisinde Osmanlı'nın birleştiricilik vasfıyla bir arada huzurla yaşadıklarını görüyoruz. Bunun örnekleri var. Sefarat Yahudilerine kapılarımızı açmışız. Ermenileri milleti sadıka demişiz. General yapmışız öyle değil mi? Paşa yapmışız. Ordumuzda, sarayda doktor yapılmış hepsi. Çok güzel makamlara gelmişler her biri. Osmanlı'da kalan bu birleştiricilik vasfımızın şu an yine İslam coğrafyası göz önüne bulundurulduğunda çok devam edebilecek bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim? Türkiye'de tabii Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir alana yayılmış. Değişik ırkların yaşadığı, düşüncelerin yaşadığı bir ülke ve dolayısıyla bunlara tepeden bakabilmiş ve bunların hepsine de hak ve hukuku özellikle tesis ederek ve birlikte yaşamalarını sağlamış. Tabii Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu tahrikler. Dolayısıyla ister istemez bunların birbirine karşı, Türklere karşı bir takım hareketler olmuştur. Dolayısıyla bunlar karşılıklı bir takım sıkıntılara yol açmıştır. Ermenilerle olsun, diğer ülkelerle olsun, Yunanlılarla olsun özellikle. Bu tip insanlarla olmuştur. Bunu olmadı diye inkar etmek mümkün değil. Ama bu kastlı değil. Yine bir tahriklerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Ama ben şuna inanıyorum ki bu ülkeden giden özellikle Ermeniler var. Ben onlarla Los Angeles'ta o özellikle 80'li yıllardaki Türk büyükelçiliklerine saldırılar dolayısıyla o dönemlerde Amerika'ya gittiğimde Asalan'ın o dönemde ben Los Angeles'ta Ermenilerle karşılaştık, görüştük ve bunların daha halen İstanbul sevdasının olduğunu ve ülkelerini kendi ülkeleri gibi gördüklerini gördüm. Güzel anılarla demek ki. Tabii anılarla şey. Evet. Hatta biz endişemiz vardı. Çünkü biz de Türk vatandaşıyız. Dolayısıyla bize de herhangi bir hareket olur mu diye biz öyle o şekilde düşünüyorduk. Ancak baktık ki adamlar hakikaten bu ülkede yaşamışlar, kazanmışlar. Tabii bu şeylerden dolayı göç etmişler ve onunla oturduk, konuştuk ve adam bize kahve ikram etti. Düşünebiliyor musunuz? Los Angeles gibi bir yerde. Ve biz bundan yani bayağı endişe etmiştik. Ama
iyi duygularla ayrılabildik. Bu olmaz değil, olur. Yani meseleye kafa tasçı yaklaşımla yaklaşmamak lazım. Bu ülkede Ermeniler var, sınır komşumuz, yaşayacaklar. Rumlar var, yaşayacaklar, yaşar. Çünkü bu ülkenin hukukuna riayet eden herkes bu ülkede yaşayacaktır. Kürt'ü de yaşayacaktır, Türk'ü de yaşayacaktır. Ama bu ülkenin hukukuna, hak ve hukukuna riayet edecek. Ve ben öyle tahmin ediyorum. Hiçbirisine de bir pozitif ayrımcılık yapılmaması gerektiğini anlıyorum. Bunların hepsi de bu ülkenin vatandaşıdır. Bu ülkenin imkanlarından herkes faydalanıyor. Ticaretinden faydalanıyorlar, siyasetinden faydalanıyorlar. Pozitif ayrımcılığın da olduğu kanaatinde değilim. Yani burada Türkiye'de kendine özgü bir yönetim var. Ama zaman zaman bunlar ülkenin bir takım iç ve dış güçler. Mesela 1980'lerde ihtilal döneminde çıkan Türkçe konuşma yasağınınla ilgili bir kanunun çıkması. Böyle bir kanun çıkar mı? İngilizce konuşmanın yasak olduğunu. Böyle bir kanun çıkarıldı. Bu ister istemez bir uygulandı mı? Uygulanamaz zaten böyle bir. Çünkü kanunlar uygulanması gerekir. Böyle bir kanun çıktı. İster istemez bu o ülkede yaşayan Kürt insanları incitmiştir. Ve bunlara bunu buna incitmeyecek şekilde tedbir alınması lazımdı. Sen yasak dediğin zaman bir şey yasak diyemezsin ki. Mutlaka o ülkenin gerçeklerine uygun kanunlar çıkması lazım. Yani bu insanlar illaki böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, konuşmayacaksın, şu etmeyeceksin, bu etmeyeceksin dediğin anda ister istemez ha ben neymişim ve kendini ister istemez soyutlanmış olarak görür. Biz üniversitelik yıllarda, 70'li yıllarda üniversitede okurken bizim öyle bir derdimiz yoktu. Arkadaş, Afo benim sınıf arkadaşım. Düşünebiliyor musunuz? Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Afo benim sınıf arkadaşım. Yani o dönemlerde böyle bir şeyler yoktu. İki sene, birinci ve ikinci sene aynı sınıftaydık. Dolayısıyla böyle bir şeyler yoktu bu ülkemizde. Ama bakıyoruz, bu yani halkın arasında olmayan şeyi suni olarak işte yaratılmaya çalışılıyor. Provokasyonlarla, çeşitli etkenlerle. Doğru. Ama sonuçta çok özür dilerim. Bir arada yaşama kültürü dediğimiz, hani batılı toplumlarda çok sonraları oluşmuş olan bir arada yaşama kültürü aslında bizim toplumumuzun çekirdeklerinde olan bir şey, öyle değil mi? Evet. Şöyle bir hata olduğunu düşünüyorum. Birisi bir suç işlediğinde ya da bir hainlik yaptığında etnik kimliği ön plana çıkartılıyor. Yani. Mesela işte birisi bir ne bileyim bir vatan hainliği yapıyor. Ya bu kişi diyorlar işte Musevi'dir. Başka birisi cinayet işliyor Ermenidir. Başka birisi suç işliyor Türktür, Kürttür. Bu suç işleyen herkes suç işleyen ya bir katildir ya bir işte hırsızdır ya suçu neyse ona göre adlandırılır. Dolayısıyla da mesela bu durumdan Ermeniler, Museviler işte ya da diğer etnik kimliğe sahip olan Türkler, Kürtler ya da işte diğer Çerkezler sorumlu tutulamazlar. Bu hataya çok sık varılıyor belki. Maalesef yani... ırkçılık o yönde, ırkçılığa doğru, mezhebe doğru kaydırmaya çalışılıyor. Ama bu son derece yanlış, suçu herkes işler. Tabii. Yani bunu bir şu işledi diye bunu itham etmemek lazım. İtham etmemek lazım, tabii. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu Türkiye'nin gayrimüslimleri ya da azınlıkları kucaklayıcı tavrı Osmanlı'dan beri tabii ki gelen bir gelenek. Ama aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize emrettiği bir şey, ahlak tavrı. Acaba bu yönümüzle biz Arap ülkelerine yani Müslüman kimliğiyle ön plana çıkan ülkelere daha fazla örnek olabilmeli miyiz? Yani olmalıyız daha doğrusu olabilmeli miyiz diye sormayayım ama çünkü mesela oralarda rahatlıkla şöyle haberler çıkabiliyor. İşte ne bileyim kiliselere işte saldırılar başladı ya da işte sinagoglara saldırılar başladı diye ve dünyadaki pek çok kişinin ya da ülkenin vatandaşlarının kafasında bir istifham oluşuyor. Allah esirgesin ama Türkiye'de böyle bir haber çıksa hiç kimse inanmaz diye düşünüyorum. Yani bu yönümüzle de biraz ön plana çıkıp daha güzel örnek olabilmeliyiz inşallah. Bu ülkelerle tabii bu Arap ülkeleri biliyorsunuz daha çok totaliter rejim. Krallık. Dolayısıyla kral ne emrederse, şeyh ne emrederse oluyor. Dolayısıyla orada halkların, oradaki yaşayan insanların
ne kiliseyle ne de şununla bununla bir ilgisi yok. Yani Müslüman olan gidiyor camisine, Müslüman olmayan Hristiyan ise gidiyor kilisesine. Musevi ise yine aynı şekilde, o da aynı şekilde gidiyor. Dolayısıyla bunlar kalkıp da bu ülkelere, ülkeler ve Türkiye örnek olabilir. Ama yukarıdakiler bunu istemiyor. En büyük sıkıntılardan birisi Mısır mesela. Karışmasının temelinde o. Mısır'da tekrar ihtilal yaptılar. Diğer yerlerde aynı şekilde. Bugün Suriye'de aynı şekilde. Herhangi bir oradaki insanların Türkiye çok iyi diyalog kuruyor. Hiçbir sorun yok. Ben mesela o savaştan önce Gaziantep'ten Halep'e gittim, Şam'a gittim. Sanki ben kendi ülkemizdeki insanlarla konuşuyormuşuz. Yani rahat oralarda Türkçe konuşuluyor ve anlaşılıyor da. Ve orada Türkiye'nin bu tutum ve davranışı, hoşgörüsü rahat bir şekilde işlenebilirdi. Ama maalesef buralar kapalı. İran kapalı. Suriye kapalı. Diğer ülkeler kapalı. Bugün mesela Suudi Arabistan'a gitseniz bir ülkeden bir yerden bir yere gitmeniz için belli yerlerde gidebilirsiniz, gidemezsiniz. Dolayısıyla ama ben şuna inanıyorum. Özellikle bu ülkenin insanı, Türk insanı gerçekten hoşgörülü. Görüyoruz kilisesi, hiçbir kimse ülkemizin çeşitli yerlerinde kiliseler var. Van'daki Aklamar'dan tutun. Hatay'daki kiliselere kadar gidiyor, geziyor. Oralarda o insanlarla sohbet ediyoruz. Ben her ikisine de gittim. Ona da gittim, ona da gittim. İstanbul'dakine de gittim. Yurt dışına gittiğimde de gittim. Gördüm bunları. Görüyorum nasıl. Mesela Amerika'ya gittiğimde bir ailemin yanında kalıyordum. Dediler ki bir pazar bizimle beraber kiliseye gelir misin dediler. Güyindir'e gittik beraber. Kranhabit diye bir şehirde. Gittik oraya. Gitti. Onlar duasını etti. Şey etti. Ben de oturdum geldim. Dinledim. Anlayabildiğim kadar İngilizce anladım. Yani gitmekle bir şey, yani camiye gitmekle, kiliseye gitmekle bir şey kaybetmezsiniz. Gayet dolayısıyla bu hoşgörüyü teşvik eder. Yani sen yine inancını yaşayacaksın. Müslümansan Müslüman gibi yaşayacaksın. Hristiyansan Hristiyan gibi yaşayacaksın. Bunun insanların yaşantısına da karışmamak lazım. Karıştığın anda sıkıntılar başlar. Ülkemizde yıllardır işte başörtüsü meselesi ve diğer meseleler karışıldığı için bu sorunlar olmuştur. Yoksa bu sorunlar yıllardır devam etmesi gereken sorunlar mı? Mesela 80 ben genel müdürken başörtüsü diye yurtlarda falan bir sorun yoktu. Bunların biz yaşantısına karışamayız. Biz bunda barındırmakla mükellefiz. Tabii ki. Doğru olan baş açığa da biz hizmet edeceğiz. Evet. Kapalıya da namaz kılana da mescidini yapacağız. Bu bizim görevimiz yani. Yani dolayısıyla siz bu hoşgörüyü sağladığınız zaman inanana, inanmayana, mezhebi şu olan, mezhebi bu olana hiç kimsenin bir sorunu olmaz. Ama adil olacaksınız. Adil olduğunuz sürece, yani İslam'ın kaidelerini uyguladığınız sürece, yani adaletten ayrılmadığınız sürece hiçbir sorun olmaz. Ben bir örnek verebilir miyim? Ben 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta yaklaşık 20 tane kiliseyi ziyaret ettim. Hepsinin ayinlerine seyirci olarak katıldım. Ben söyledim, ben dedim Müslümanım. Siz dedim misafir olarak ziyaretinize geldim, arkadaşlarımla birlikte gittim. Ve ibadetlerinize katılmayacağım, seyirci olacağım. Ondan sonrasında da sohbet ederiz dedim ve olağanüstü güzel karşılandık. El üstünde tuttular. İslamiyet'le ilgili kitapları hediye ettik. Papazla ve bütün oradaki halkla sohbetlerde bulunduk. Ben buradaki Müslüman, Hristiyan, Musevi kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Mutlaka birbirlerinin ibadethanelerine gitsinler, tanışsınlar, işte sevgi göstersinler. Çok büyük bir kaynaşmaya vesile oluyor. Zaten hepsi Allah'ın evi. Hepsi tabii, ibadet yapılabilir. Hepsinde Allah'ın evi. Evet, bir de belli bir çekince oluyor ya, işte gidersem nasıl karşılanırım, işte Hristiyanlar beni kabul ederler mi? Bizi el üstünde tuttular. Aynı şekilde burada da öyle. Biz İstanbul'da, Ankara'da arkadaşlarımız Türkiye'nin pek çok yerinde kiliselere ya da sinagoglara ziyarete gittiklerinde hem din adamları
Hem de oradaki halk tarafından bayağı sevgiyle karşılanıyorlar. İşte İslamiyet'ten bahsediyorlar, Hristiyanlık'tan bahsediyorlar. Bir de tabii bu şunun gereği olarak yapıyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığı birliği altında, tevhidde bir araya gelin diyor. Zaten Allah aynı Allah'a iman ediyoruz. İnşallah peygamberlerimiz bir. Hepsini inşallah biz peygamber olarak kabul ediyoruz ve hürmet ediyoruz. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz inşallah. Onun için çok daha yakın bir bağlantı içine girebiliriz. Ben düşüncedeyim. İnşallah. Ben yine dönüp dolaşıp Türkiye'nin rol model olması konusuna geleceğim. Diğer İslam ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin söz gelimi laikliği algılayış biçimi ve yaşayış biçimi açısından ya da İslam dinini topluma baktığımızda İslam dininin en doğru belki en yalın bir şekilde algılayıp yaşayabilen bir toplum olduğunu görüyoruz. Bütün bu açılardan diğer İslam ülkelerine çok rahat önderlik yapabileceğini, bir rol model olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim? Türkiye tabii gerçekten bu konuda özellikle laiklik konusunda bir model ülke. Şu anda Türkiye'de tam bir laiklik uygulanıyor. Bundan 10 sene önce uygulanmıyordu. Çünkü laikliği bizim ülkemizde ne yazık ki dinsizlik olarak anılır. Halbuki din işleriyle devlet işlerinin ayrılması. Devletin kendi kuralları vardır. Kendi anayasası vardır. Kendi kanunları vardır. O çerçevede yürür. Ve siz din de ona, devlet de ona karışmaması lazımdı. O insanların yaşantısına karışmaması lazımdı. İnancına karışmaması lazımdı. Yaşantısına karışmaması lazımdı. Ama devlet maalesef özellikle 28 Şubat süreci içinde fevkalade vatandaşına karışır hale geldi. Özellikle başörtüsünü sorun hale getirdi. İmam Hatip Okulu mezunu olmak suç haline geldi. Biz mesela 2002 yıllarında biz dolaşırken milletvekili adayıydık o zaman dolaşırken. Gerçekten bu insanların hiçbir yere girmesi yasaklanıyor. Polis olamazsın, şu olamazsın, bu olamazsın, devlet şey. Peki bu insanlar, binlerce bu insanlar yıllarca ister istemez bu insanlar devlete memur olarak giremediler. Polis olamadılar. Ya bu insan ister istemez artık çıldırma noktasına geldi. Ve şu anda baktığınız zaman, bu gelinen bu noktaya baktığınız zaman, işte hiç kimse, işte düz lise mezunu olan da devlet memur oluyor. İmam Hatip Lisesi'ni bitiren de devlet memur oluyor. Sağlık Meslek Lisesi'nde bitiren devlet memuru, Ticaret Lisesi'nde bitiren de aynı şekilde. Dolayısıyla bu ayrım kalktığı anda, siz insan burada okullar arasındaki ayrımı kalktığı anda huzur sağlıyorsunuz. Bu demokrasinin ve özgürlüklerin de bir gereği zaten. Yani evet. Siz özgürlüğü sağlayamazsanız, eşitliği sağlayamazsınız, ayrımcılık yapamazsınız. Bu ülkede birlik ve beraberliği sağlayamazsınız. Ama buna rağmen o çocuklar yıllardır devlet memuriyeti olamamışlardır. Buna rağmen devlete saygısından dolayı hiçbirisini İmam Hatip Okulu mezunu kişi siz bir isyanda görmemiştirsiniz. Biz olması gereken zaten bu ama tabii ama ki şiddete hiçbir zaman başvurmadılar. Ve gerçekten evet. Türkiye bu tutum ve davranışıyla diğer ülkelere özellikle İslam coğrafyasına model olabilir, örnek olabilir bu davranışıyla. Ve dediğim gibi şu anda Türkiye'de en güzel bir şekilde özgürlüklerin yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tutun üniversitelere kadar her şeyin, özgürlüklerin yaşandığı bir ülke haline geldi. Herkes kucaklaşıyor artık. Her yönüyle kucaklaşıyor. Ve bu birlik ve beraberliğimizi bozulmaması lazım. Mesela bir yıldır artık askerimiz şehit olmuyor. Maşallah. Şey. Çok büyük nimet. Bu yani en önemli. Yıllardır bunu önlemeye çalışıyorduk. Neticeye ulaşmak için mutlaka yani o ülkedeki insanların huzuru için askerin ölmemesi için, o bölgenin insanın daha mürafak yaşaması için gerekli tedbirler almak hükümetin görevi. Sadece silahı eline alıp dağda insan vurmak için çıkılmaz yani. Önemli olan o insanların ihtiyaçlarının temin edilmesi, o insanların sorunlarının çözümlenmesi. Anlaşıldı, görüşüldü ve sonucunda baktığımız zaman bir senedir
ülkemizde şehit asker olmuyor. Polisimiz ölmüyor. Şehit olmuyor. Yani dolayısıyla yani burada önemli bir gelişme var. Bu gelişmeyi ben muhalefet partilerinin de aynı şekilde Diyarbakır'da olmasını isterdim. Ve inanın onlar bir puan daha artardı onların puanları. Bugün hem MHP'nin artardı hem de CHP'nin artardı. Ne Cumhuriyet mitingleriyle ne de diğer mitinglerle bir oy artıramazlar. Ancak bu ülkenin birlik ve beraberliğini sağlayıcı tedbirler aldığı sürece o düşünce içerisinde olurlarsa ancak kendilerine o bölgeden bir takım imkanlar yani daha doğrusu oy oranı artabilir. Yoksa sen oraya gitmezsen, görüşmezsen o bölgeden tecrit edildiğin zaman, kendini çektiğin zaman o bölgenin partisi olmuyorsun zaten. Parti ülkenin tamamını kapsıyor, kapsaması gerekir. Onun için ben muhalefet partilerinin de o bölgede olmasında ve Diyarbakır'daki o toplantıda olmasında fayda görürdüm. Maalesef olmaması onlar için büyük bir şanssızlıktır. Şey konusunda haklısınız. Bir yıldır hakikaten kan dökülmemesi Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin başarısı. Bu konuda zaten söyleyecek hiçbir söz yok. Allah razı olsun. PKK'nın yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de ideolojik olarak yaptığı bir tahribat var. Yani komünist, Marksist, Stalinist bir yapıya sahipler. Dolayısıyla da çok uzun yıllardır gençleri komünizmle zehirliyorlar. Bu zaten hepimizin bildiği bir şey. Biz devletin de ters yönde antikomünist ideolojik propaganda yapması gerektiğini düşünüyoruz. Yani şu anda belki işte silahı bıraktı ya da işte bilmiyorum şu anda bir saldırıda bulunmuyor ama neticesinde belli bir bölgede de çok fazla komünist gruplar ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili biz gerek TRT'nin gerekse yani devlet televizyonu olarak tabii gerekse devletin çok daha fazla faaliyet yapması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer devlet kendisi yapamıyorsa o zaman sivil toplum kuruluşlarını bu yönde ideolojik eğitim vermek üzere destekleyebilir diye düşünüyoruz. Yani bu şunun gibi bir şey. Tamam silahlar bırakılıyor bu çok güzel bir adım ama aynı zamanda bu kişilerin beyinleri duruyor. Yani beyinleriyle aynı şeye devam ediyor. Beyinlerinin değişmesi için de aynı şekilde ideolojik bir çalışma değil mi? Evet. Yani 20 yıldır komünizm propagandası yapıyorlar. Bizim en az 20 yıl antikomünist propagandayla bu kişileri yeniden normale döndürmemiz gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının. Evet. Ama onların da önlerinin açılması gerekiyor. Yani sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi lazım. Evet. Desteklenip bu sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla bunların yapılması lazım. Devlet kalkıp da o bölgede ideolojik olarak şey yapamaz. Biz buna her zaman talibiz. Yapmaya yani da çalışıyoruz kendi imkanlarımızla ama belki artırılması yönünde. Tabii o bölgeyle ilgili projeler geliştirildiği zaman her zaman devlet destekliyor. Mesela doğuyla batı arasında giden teşvikler, destekler çok farklıdır. Ve desteklenmelidir. Ben o bölgenin yaşayan insanlar zor şartlarda yaşıyor. O bölgenin insanları desteklenmelidir. Benim oğlum Kars'ta askerlik yaptı. Ve ben kış ayında gittim gördüm. Mesela o bölgenin belediyelerine ile bugün Batı Anadolu'daki belediyenin belediyelerine aynı oranda para verilmesi yanlış. Çünkü o 6-7 ay karla mücadele ediyor. Batı Anadolu'da hiç karla mücadele yok. Ve oraya dolayısıyla bu bölgeye daha fazla kaynak ayrılması lazım. Ve ayırıyor da hükümet. Ve hükümet gerekeni yapıyor. Yani sağlık bakımından gerekeni yapıyor, eğitim bakımından gerekeni yapıyor. Ama beyin yıkaması tabii bir devletin görevi bu. Ben şunu sormak istiyorum. İşte Filistin'de çok büyük problemler var. Filistin ile İsrail arasında var. İşte Doğu Türkistan, Çin malumunuz bayağı katliamlar oluyor, zulümler oluyor. İşte Suriye içinde gruplara bölünmüş durumda. Esad, Beşer Esad'ın grubu karşı tarafta işte karşı mücadele yapanlar. Mısır'da aynı şekilde ordu var, ordunun muhalifleri var. Biz Türkiye'nin Osmanlı'dan beri büyük bir devlet olarak, merkez devlet olarak bu tarz olaylarda tek tarafı desteklememesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani tek tarafı desteklememek tabii ki hakkı savunuruz. Tabii ki haklının tarafında yer alırız ama
biz bütün taraflarla görüşüp hepsiyle bağlantı içine geçip arabulucu rolünün daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim? Tabii özellikle bir yerde bir mücadele varsa, bu mücadeleyi verenler kendi aralarında bir anlaşmazlığa düşerlerse her zaman kaybederler. Filistin de aynı şekilde olmuştur. Suriye de aynı şekilde devam ediyor. Ve diğer yerlerde de aynı şekilde. Bir kere kendi aralarında birlik ve beraberliği sağlamak lazım. İkincisi olarak hiçbir şiddet olayının sonuca ulaştığı görülmemiştir. Şiddet olayına kesinlikle başvurulmaması gerekir. Şiddet olayında ister istemez insanlarda kan dökülmesine sebep olur ve bu kan dökülmesi insanlarda uzun yaralara sebep olur ve bu uzun yaralar da kolay kolay geçmez. Dolayısıyla bu ülkelerde ki Filistin'de olsun mutlaka Filistin kendisi kan dökmezse öteki Museviler mutlaka kendilerini törpüleyecektir. Elbette Filistin halkı çok zulüm görmüştür. Çok haksızlığa uğramıştır. Güçsüzdür. Dolayısıyla bu güçsüzlüğüne rağmen kalkıp da şiddet eylemine başvurursan evet, haksız olursun. Evet. Bir de zaten çok daha şiddetlisiyle karşılık görüyorlar. Yani İsrail ne diyor? Tabii. Ben diyor işte diyor kendimi meşru müdafaa. Oradan 5 top geliyorsa bu yandan 30 top geliyor. Evet. Tabii. Öyle oluyor. Havadan karadan cevap veriyorlar. Bunu bile bile şiddete başvurmak. Bu konuda daha çok uzlaşmacı olmak lazım. Tabii. Çözüm üretilmesi lazım. Ve ben o kanaatteyim ki Türkiye dış politikası da özellikle bu yönde tavsiye ediyor. Kalkıp da hiçbir zaman eylemlerin hiçbirisini tasvip etmiyor. Dolayısıyla arabuluculuk konusunu Türkiye bu konuda hem Doğu Türkistan'da hem de özellikle Filistin'de tabii elbette yardım yapacağız onlara. O insanlar çok zulüm görüyor, işkence görüyor, aç kalıyor. Sağlık bakımından sıkıntıları var. Gıda bakımından sıkıntılar var. Bunların desteklenmesi lazım. Destekliyoruz da ülke olarak bunları. Onun için mutlaka şiddetten uzak, uzlaşmacı bir tavır içerisinde ileriye dönük, kaybolmadan diyalogla çözülebilecek şeyler, diyalogla çözümlenmesi lazım, zamana bırakılması lazım diye düşünüyorum. Biz uzun zamandan beri Türkiye'nin liderliğinde bir Türk İslam Birliği projesinin önemine inanıyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bunu her fırsatta, her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Şu an bulunduğumuz konjonktürel duruma baktığımızda da yine Türkiye'nin gerek Türkiye devletler, gerek İslam ülkelerine bir önderlik yaparak böyle bir birliğin başına geçebileceği ve böyle bir birliğin de bölgede çok faydalı olabileceği kanaatindeyiz. Birlik ve beraberlik ruhunun iyi yaşlanması lazım. Artık ülkeler herkes kendisini eşdeğer görüyor. Ha, Türkiye bunda sanayisinde, diğer çalışmalarında diğer bu ülkelere örnek olabilir. Ve örnek oluyor. Yani çoğu ülkelerle bu ülkelerin teknolojisine büyük katkıları var. Eğitimine katkıları var, sağlığına katkıları var. Bugün Türkiye'de sağlıkta önemli mesafeler alındı. Ve bugün bakıyorsunuz Avrupa ülkeleri bize doğru gelmeye başladı. En önemli mesele bu ülkelerin içerisinde Türkiye'nin konulara objektif bakabilmesidir. Sağlıklı bakabilmesidir. Gerçekten ülkemizde her şeye rağmen bu olaylara sağduyuyla yaklaşılıyor her şeye. Yani o bakımdan bu ülkede bir sorun olmuyor. Olmaz da. Bugün bir Avrupa ülkeleriyle veyahut Amerika ile buradaki insanların kıyas etmeniz mümkün değil. Millet düşünüyor, bu ülkede bu insanlar nasıl geçiniyor? Bu ülkede insanlar birbirine devamlı yardım ediyor. Yardımcı oluyor. Köyünde yardım ediyorlar, ufakire, fukaraya, yaşlı insanlara yardım ediyorlar. Ekmek verirler, bilmem bahçesine gittiği zaman domatesini getirir, bulgurunu verir. Herkes, mesela bu Ankara'da 4-5 milyon insan yaşıyorsa bunun
aşağı yukarı 4 milyonu büyük bir kısmı köylerle irtibat halinde. Oralardan turşusundan tutun bulgurna kadar, mercimeğine kadar, fasulyesine kadar hepsi gelir. Annesi getirir, babası getirir. Ben Ankara'ya yerleşeli 42 yıl oldu. Daha halen memleketimden, bulgurum da memleketimden gelir. Ve diğer şeylerim, bir takım gıdalarım da memleketimden. Bu işte bu topluluk, bu insanların geçinme, bu birlik ve beraberlik, aile kültürü, komşu kültürü, köy kültürü, şehir kültürüne birleştiriyor. Dolayısıyla bu birlikte yaşıyor. Yani buradaki insan denizde yaşıyormuş gibi. Ben Denizliliyim. Evet. Ankara'da dediğim gibi yaşım 60 ve 42 yıldır Ankara'dayım. Allah uzun ömür versin. Hayırlı ömür. Yani ama yine aynı şekilde Denizli'nin ürünlerine beslenmeye devam ediyorsunuz. Gönderiyor. Daha hala mesela annem ölmüş, babam ölmüş. Buna rağmen kardeşlerim, yeğenlerim onlar mesela gönderiyor. Ve böyle geçiniyor. Herkes böyle geçiniyor. Karşılıklı olarak biz onlara, onlar bize. Ve bu insanlarda gerçekten birlik ve beraberlik, özellikle yaşama duygusu, yardım duygusu. Bir köye gidiyorsunuz, bir yerde size selam veren olmaz. Ben 1983 yılında Amerika'ya gitmeden önce çocuklar var. Benim onları gezdireyim diye dolaştım Ankara'nın köylerine. Dolaşırken amca dedim, bu köy buradan dedim Haymana yoluna çıkar mı dedim. Oğlum çıkmaz dedi, akşam vakti dedi, siz nereye gideceksiniz, gelin dedi, oturun bir çorbamızı içelim, ondan sonra yatın kalkın yarın gidin. Bunu hiçbir ülkede göremezsiniz. Doğru, böyle tabii, bir şey düşündüğü. Kadir Şinas bir ha. Değil mi millet gerçekten? Evet. Mesela genel müdürken çıktım ben Erzurum, Ağrı, Van, buraları dolaştım. Ve Adana'nın pilot testlerine gelinceye kadar hiçbir yerde yemek, çay parası vermedim. Siz devletin diyor adamısınız diyor. Siz buralara bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Dağın başındaki lokanta dahi bunu söyledi bana. Ve bu insanlar, yani bu dediğim gibi bu 1988'li yıllardaki dönemde gittim ben buralara. O dönemlerde dağın başında şoförle birlikte yemek yiyoruz. Bizden para almadılar. Hiçbir yerde para almadılar. Maşallah. O yüzden Necip millet diyoruz, yani Türk milleti yani. Gerçekten. Bu ülkede, bu ülkenin kazanımları çok fazla. Biz bunu, bu değerleri korumamız lazım. Bu değerler bizim yılların tarihi, inancıyla, tarihiyle, kültürüyle yaşamış bir kültür bu. Bu kültür kolay kolay kaybetmemeliyiz. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu da işte birlik ve beraberlik ruhu. Benim Batı Anadolu Türk olduğumu, onlar ne sordu ne şey yaptı. Ama buna rağmen Doğu Anadolu'nun her tarafında, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da dolaştım. Ben yani ne mezhebimi sordular, ne kimliğimi sordular. Ama buna rağmen dediler ki siz devletin adamısınız. Buraya belki bir yardımın olur diye dolaşıyorsunuz. Biz de size bir soframızı açtık diyor adam. Yani böyle bu, Necip bir millet bunlar. İnşallah. İnşallah bu programlar Türkiye'nin liderliğinde Müslümanların ittifakına vesile olur. Hristiyanların, Musevilerin de kucaklandığı. Çok güzel inşallah önümüzdeki günlerin de başlangıcı olur. Allah dua kabul eder inşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet. Efendim Ankara'dan yayınladığımız bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Değerli konuğumuz Osman Nuri Filiz Bey'e tekrar teşekkür ediyor. Bir dahaki programda tekrar bir araya gelmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Thank you.